Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi hamileliğim sebebiyle bu aralar çok fazla kendin yap videosu paylaşamıyorum sizlerle. Çünkü saatlerce bir yerde oturup bir şeyle ilgilenmek bu aralar benim için çok zor. Belim ağrıyor, sırtım ağrıyor ki normalde videolarımı çekerken ben sabah başlayıp akşama kadar o işle ilgileniyorum. Hani size 10 dakikada sunduğum şeyi aslında ben bir günde yapıyorum. O yüzden bu aralar birazcık zorlanıyorum. Ama doğumdan sonra tam hız devam edeceğiz kendin yap projelerine. Durum böyle olunca sohbet videolarına birazcık daha yer verebilirim diye düşündüm. Ki normalde çok fazla yer veremiyorum. Bugün kanalı açtığımdan beri benden istediğiniz bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ben aslında İngilizce öğretmeniyim ve o mesleğime hala devam ediyorum. Bu yüzden sizlerden çok fazla İngilizce öğrenmekle ilgili soru alıyorum. Dedim ki şöyle oturayım, hem İngilizce öğrenmek isteyenlere tavsiyeler vereyim, hem de yine içinde kendin yaplar olsun böyle bir video çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sizlere ilk tavsiyem, bir dil öğrenmeye karar verdiğinizde bir çocukmuşsunuz gibi düşünün, yavaştan alın ve her şeyin adım adım gerçekleşmesini bekleyin. Çünkü şöyle bir şey oluyor, bizim öğrencilerimize de oluyor. Mesela bir dil kursuna yazılıyor, bir ay sonra böyle sular seller gibi bir kitabı okuyup anlayacağını bekliyor öğrenci. Öyle bir şey yok, kesinlikle yok. Dil öğrenmek zaman alan bir şeydir. Hani bir gece yattığınızda ve sabah kalktığınızda böyle akıcı bir şekilde İngilizce konuşmayı beklemeyin. Çocukmuşsunuz gibi düşünün. Bu yüzden de çocuk aktiviteleri yapmaktan kaçınmayın. Mesela çocuk kitapları okuyun. Hem bu sizin özgüveninizi tazeleyecektir, o kitabı okuyup anlamak. Hem de en basit adımdan başlamış olursunuz. Ne bileyim, çocuk aktiviteleri yapın. Yani dediğim gibi çocuk gibi düşünmekte hiçbir sakınca yok. Benim size buradaki önerim taş boyama olacak. Biz İngilizce öğretmenleri, eğer izleyen İngilizce öğretmenleri varsa bilirler. Storytelling diye bir tekniğimiz var. Hikaye anlatma. Ve bunu çeşitli materyallerle yaparız. Bunu boyanmış taşlarla yapmak inanılmaz keyiflidir. Taşları boyarken hem stres atabilirsiniz, hem de o oluşturduğunuz taşlarla kendi hikayenizi oluşturabilirsiniz. Belki daha sonra yazabilirsiniz. Ya da bir kuzeninize anlatabilirsiniz, çocuğunuza anlatabilirsiniz. İnanın bana, bir taşla iki kuş vuracaksınız. Hem stres atacaksınız, hem de dediğim gibi yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir aktivite yapacaksınız. Ben en sevdiğim hikayelerden biri olan Küçük Prens'in taşlarını boyadım. Gerçekten çok eğlendim yaparken. Ben taşlarımı boyamak için akrilik boya tercih ettim. Öncelikle taşlarımı beyaza boyayarak işe başladım. Ama tabii ki bu aşama zorunlu değil. İsterseniz direkt taşın üzerine şeklinizi çizebilirsiniz. Şeklimi çizdikten sonra kenarlarından keçeli bir kalem yardımıyla geçtim. Şeklimi daha belirgin bir hale getirmek için. Maalesef video çok uzun olacağı için tüm şekilleri nasıl çizdiğimi tek tek gösteremedim. Ama en sevdiğim karakterlerden biri olan Küçük Prens'i göstermek istedim. Boyama işleminiz bittikten sonra vernik ya da parlatıcı oje kullanarak taşlarınızı daha parlak ve daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Ben parlatıcı oje kullandım bunun için. Parlatıcı ya da vernik de iyice kuruduktan sonra taşlarınız hayal gücünüzle oluşturacağınız hikayeler için hazır. Evet, sıra geldi ikinci tavsiyeme. Şimdi sizlere ikinci tavsiyem şu: oku, dinle ve izle. Arkadaşlar, bizim zamanımızda ben lisede doğru düzgün internete girmeye başladım. Ortaokulda hala ansiklopedi kullanıyordum ödevi yapmak için. Gerçekten internet çok büyük bir nimet. O kadar çok İngilizce materyal, malzeme var ki. Yani bizim zamanımızda öyle değildi. Böyle gazeteden, dergiden falan işte bir şeyler toplardık. En fazla ya da işte öğretmenimizin getirdiği şeyler bizim için malzemeydi, materyaldi. Yani filmler, diziler, müzikler, web siteleri, ne bileyim kitaplar, o kadar çok kaynağımız var ki ve bunlara ulaşmak sizin için artık gerçekten çok kolay. Peki bu kadar çok kaynak varken güzel kaynakları, doğru kaynakları nasıl bulacağız? Bu tamamen sizin ilgi alanınızla alakalı. Zaten hani dediğim gibi çok fazla o kaynakları kullanmaya başladığınızda bir zaman sonra hangisi iyi, hangisi kötü ayırt edebiliyorsunuz. Bu ayrımı yapabiliyorsunuz.
Bu aşamada sizlere tavsiye edeceğim kendin yap projesi daha önce birçok kez yaptığımız Doodle fikriyle planlayıcı fikrini birleştirmek. Mutlaka bir dil defteri oluşturun kendinize. Dil planlayıcısı hatta öyle söyleyeyim. Bullet journal fikrini dil defteri haline getirin. Mutlaka haftalık bir planlayıcınız olsun içinde. İşte gün gün neler yapacağınızı yazın. Bunun dışında dille alakalı kısımlar olabilir. Mesela 10 words a day challenge olabilir. İşte her gün öğrendiğiniz 10 kelimeyi yazın mutlaka. Ne bileyim quote of the day olabilir. O günün mottosunu, o günün sözünü yazın mesela. Ya da useful resources kısmı olabilir. Orada işte beğendiğiniz kitapları, birisi de bir kitap önermiştir. Unutmamak için onu oraya not alın. Bir web sitesi görmüşsünüzdür, çok hoşunuza gitmiştir. İçinde çok güzel materyaller vardır. Onu oraya not alın. Aynı şekilde bir film olabilir. O kaynakları mutlaka not alın. Amaçlarınız, hedefleriniz, yapacaklarınız gibi bölümler olsun. Bir planlayıcınız olsun. Bu planlayıcıyı oluştururken Doodle tekniğinden faydalanabilirsiniz. Yine bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Çünkü Doodle eğer denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz stres attırıyor gerçekten. Hem stresinizi atacaksınız hem de dediğim gibi bir planlayıcınız olacak. Her hafta bunu yaparsanız yeterli olacaktır zaten. Evet, geldik benim için en önemli noktaya. Çünkü bu benim en çok problem yaşadığım noktaydı. İngilizceyi kullanın arkadaşlar. Çünkü İngilizceyi ne kadar okursanız, işte dil bilgisini harika bir şekilde öğrenirseniz öğrenin. O dili kullanmadığınız sürece gerçekten hiçbir zaman tam olarak öğrenemiyorsunuz. Ben bunu üniversiteden sonra hallettim diyebilirim. Üniversiteyi düşünün, lisede yabancı dil seçmiştim. Zaten lisede bir de hazırlık okumuştum. Lisede yoğun bir şekilde İngilizce gördüm. Üniversitede aynı şekilde 4 sene yoğun bir şekilde İngilizce gördüm. Buna rağmen mezun olduğumda hala konuşmam çok akıcı değildi arkadaşlar. Çünkü bana pratik şansı çok fazla verilmemişti. Evet, harika yazabilirdim. Çünkü grameri yıllarca böyle hani inanılmaz bir şekilde öğrenmişim. Dil bilgisi hatası yapmadan yazabilirim. Sıkıntı yok. Ya da işte vites soru çözebilirim. Bunda da hiç sıkıntı yok. Sınavlara girdiğimde yüksek alıyorum. Evet, sıkıntı yok. Ama yurt dışına çıktığımda ya da bir yabancıyla karşılaştığımda konuşmada sıkıntı yaşıyordum. Çünkü dediğim gibi pratik şansı bana verilmemişti. O yüzden sizlere tavsiyem mutlaka İngilizceyi kullanabileceğiniz ortamlar yaratın kendinize. Ve bunu yapabileceğiniz en iyi kişiler ana dili İngilizce olan kişiler arkadaşlar. Şimdi ben mesela Giresun'da yaşıyordum. Giresun'da ana dili İngilizce olan birine ulaşmam gerçekten çok zordu. Ama artık öyle güzel uygulamalar var ki sizi ana dili olan kişilerle buluşturuyor. Bugün sizlere bu konuda bir tavsiyem olacak. Keşke bizim zamanımızda da böyle şeyler olsaydı ama yoktu maalesef. Dediğim gibi internet çok büyük bir nimet. Bundan faydalanın. Uygulamanın adı Cambly. Web sitesi de var. Bilgisayarınızdan da girebilirsiniz. Cambly ne yapıyor? Sizi ana dili İngilizce olan öğretmenlerle buluşturuyor. Aylık bir bütçe çıkarıyor size ki özel ders fiyatlarıyla kıyasladığınızda bu çok çok daha düşük bir bütçe. Ve mesela atıyorum siz seçiyorsunuz planınızı. Haftada 5 kez ben konuşmak istiyorum. 3 kez konuşmak istiyorum. İşte benim seviyem başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri düzey gibi. Her şeyinizi siz seçiyorsunuz ya da ilgi alanınız olan konu başlıklarını bile siz seçiyorsunuz. Öğretmeninizi seçiyorsunuz ve onunla görüntülü bir şekilde yüz yüze pratik yapma şansı buluyorsunuz. Ve bir güzel özelliği de şu, bu konuşmalarınızı, bu kamera görüntülerini kaydedebiliyorsunuz ki ileride gelişiminizi izlemeniz açısından çok çok önemli.
site ya da uygulamaya girdiğinizde o anda uygun olan eğitmenleri görebiliyorsunuz. Bu eğitmenlerin yanında küçük yeşil bir buton oluyor. Hemen birine bağlanıp pratik yapabilirsiniz. İsterseniz eğitmenleri aksanlarına göre de gruplayabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz bir eğitmene ileri bir tarihe rezervasyon yaptırabilirsiniz. Bence ilk aşamada farklı öğretmenlerle kısa kısa görüşmeler yapıp kendiniz için en uygun öğretmeni bulduğunuzda onunla planlı dersler yapmak en mantıklısı. Hi Laura. Hi. How are you? I'm great, thank you. How are you today? I'm great, thank you. I was just looking for the best teacher for me and I just wanted to say hi because I'm new in Cambly and this is my first time. Benim Cambly'nin en sevdiğim özelliklerinden biri ortamının çok sıcak olması oldu. Gördüğünüz gibi hem eğitmen hem de siz ev ortamında kahveniz yudumlarken hatta üzerinizde pijamalarınızla bile İngilizce pratiği yapabiliyorsunuz. Ben siteye ilk kez girdiğimde Laura ile konuştum. Pratik yapmak için bir öğretmen aradığımı, bu yüzden bir merhaba demek istediğimi söylediğimde bana inanılmaz sıcakkanlı davrandı ve İngilizce seviyelerini geliştirmek isteyen, İngilizce sınavlara ya da mülakatlara hazırlanan birçok Türk öğrencisi olduğundan bahsetti. Sizlere dördüncü ve son tavsiyem, İngilizceyi her zaman yanınızda taşıyın. Yani bu ne demek? Yanımda her zaman sözlük mü taşıyacağım ya da kitap mı taşıyacağım, o kalın kitapları? Hayır, bundan bahsetmiyorum. Ama gün içinde boş kaldığımız zamanlar mutlaka oluyor. Yani mesela öğle yemeği sırasında ya da başka bir şey ya da teneffüslerde eğer öğrenciyseniz ya da iş hayatındaysanız dediğim gibi bir kahve molası verdiğinizde mutlaka boş vaktiniz oluyor. Şöyle çantanıza atabileceğiniz küçük materyalleriniz olursa yanınızda her zaman hani böyle açıp hem tekrar etmiş olursunuz, hem neler hatırlıyorsunuz onlara bakabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok faydalı. O yüzden burada size tavsiyem flash kartlar hazırlamanız. Böyle normal küçük dikdörtgen kağıtlara, özellikle kelime öğrenmede bu flash kartlar çok çok etkili. Bu kağıtlara dediğim gibi mesela atıyorum 10 tane yiyecekle ilgili idiom deyip yazın. Benim yaptığım gibi bir halka takarak atın çantanıza, şöyle öğle arasında bir açıp bakın. Bunu yaparsanız dediğim gibi İngilizceyi sürekli yanınıza taşımış olacaksınız, sürekli tekrar etmiş olacaksınız ve hani neyi ne kadar hatırladığınızı sürekli test etmiş olacaksınız. İnanın bana çok faydalı. Burada neyden faydalanabilirsiniz bu flash kartları hazırlamak için? Eğer benim gibi kırtasiye aşığıysanız, böyle kırtasiyeye gidip sürekli alıp ama onları nerede kullanacağınızı bilmiyorsanız, özellikle scrapbooking kağıtları bunlar için ideal. Etiketler, ne bileyim baskılar, damgalar, bunların hepsini kullanabilirsiniz. Hem aldığınız kırtasiye ürünlerini değerlendirmiş olursunuz, hem de faydalı bir şey de kullanmış olursunuz. Ve dediğim gibi hiç yer kaplamayacaktır. En küçük çantanıza bile bunları çok rahatlıkla atabilirsiniz. Bu videoda sizlere İngilizce öğrenme hakkında küçük tavsiyeler vermeye çalıştım ve bunu yaparken de yine küçük kendin yap fikirleri sunmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.